olmayan yerde sürdürülebilir bir büyüme sağlanamaz. Tamam Gizem, devam edeceğiz. Bir ailede menkul değerlere gidelim. Enver Arkan olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Kurla devam edelim. Bir 2.21'i görmüştük. Şu an kurda 2.19.19 seviyesi ekranlarda. Dolar TL'deki tansiyon bir miktar rahatlamış gibi, gevşemiş gibi görünüyor. Enver, ne dersin? 2.19'ların altına doğru böyle bir hareketlenme olabilir mi dolar TL için? Şimdi öncelikle bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme verisini izledik ve piyasa beklentisi olan %2.8'in altında %2.1 büyüdü Türk ekonomisi ikinci çeyrekte. Bu dolar TL için olumsuz bir haberdi ve dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket gördük gün içerisinde. 2.21 seviyesine geldikten sonra dolar TL'de gevşeme başladı ve şu an itibariyle de 2.19.20 civarlarında tutunma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu anki durum itibariyle 2.18.60 belirttiğimiz belirtmiştik. Önemli bir destek seviyesi olarak görünüyor ve anlamlı gevşeme görmek için 2.18.60 kırılmasını tekrar yaşamamız gerekiyor aşağı yönlü. Bu durum gerçekleşirse dolar TL'de aşağı yönlü hareket görülebilir. Yarın Fitch'in Türkiye konferansı olacak. Aynı zamanda Temmuz ayı cari açık verisi açıklanacak. 2.75 milyar dolar piyasa beklentisi var. Eğer ki cari açık özellikle beklentiden yüksek ise bu yine Türk lirasında değer kaybına neden olabilir ve dolar TL'de yine yukarı hareket görebiliriz. Şu an itibariyle 2.19.20'den alınabilecek destek desteklerde yukarıda 2.20.10 seviyesi ve 2.20.85 seviyesi izlenebilir. Eğer ki aşağı yönlü hareketler devam ederse 2.18.60'ın kırılıp kırılmayacağına bakmak gerekiyor. Dediğimiz gibi anlamlı gevşemeler için 2.18.60 seviyesi kritik olarak görünüyor. Enver, 2.19.19 şu an için bulunduğumuz seviye dolar TL'di. Peki altın cephesine bakalım. Altına da 1250 doların altındayız. O cephede de böyle çok olumlu bir tablo yok. Altın bir türlü yükselemiyor, hatta düşüyor. Bu Ukrayna-Rusya geriliminin düşmesinin etkisi var mı? Doların güçlenmesinin etkisi var mı? Ne diyeceksin altın için? Şimdi tabii ki altında özellikle önemli kırılmaları sağlayanlar Ukrayna-Rusya geriliminin düşmesi ve aynı zamanda yeni hafta ile beraber piyasalara Fed endişelerinin hakim olmasıyla doların hızlı bir şekilde değer kazanmasıydı. Altını bu hafta aşağılara getiren 1240'lı seviyelere getiren de piyasalarda dolardaki görülen sert değerlenmeydi. Şu anki duruma baktığımızda altın genellikle kademeli olarak bir önceki günkü desteğini aşağı kırarak günü bir aşağı seviyede kapatıyor. Bugün de bakıyoruz, dünkü destek 1247 idi. Bugün kırma girişiminde bulundu. Halen o seviyelerdeki seyrine devam ediyor. 1247 kırılması da altında yaşanırsa 1240 seviyesinin hedeflenebileceğini görüyoruz. Bir sonraki destek seviyesi olarak. Yukarıda da 1251-1255 seviyelerini izlemeye devam edeceğiz. Fakat şunu söylemek lazım. 1260 kırılması bundan önce altında önemliydi. Yeniden toparlanma görmek için 1260'a doğru bir hamle görmemiz şart. Peki Enver Erkan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyelim. Yeniden stüdyoya dönelim.